Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda 1974 yılında gerçekleşen önemli olayları hatırlatacağız. Başlayalım. 26 Ocak 1974. Türk Hava Yolları'nın Van adlı yolcu uçağı, İzmir Cuma Ovası Havaalanı'nda pistin 100 metre uzağında yere çakıldı. 63 kişi hayatını kaybetti. 1 Şubat 1974. São Paulo'da 25 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. 189 kişi hayatını kaybetti. 293 kişi yaralandı. 2 Şubat 1974. F-16 Savaşan Şahinler Amerika Birleşik Devletleri'nde İlk uçuşunu yaptı. 7 Şubat 1974. Granada, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. 8 Şubat 1974. Amerikan uzay istasyonu Skylab, uzayda 84 gün geçirdikten sonra dünyaya döndü. 18 Şubat 1974. Kiss müzik grubu kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayınladılar. 3 Mart 1974. Türk Hava Yolları'nın DC-10 tipi Ankara yolcu uçağı, arka bagaj kapısının kopması sonucu Paris'te Orly Havaalanı yakınlarında ormana düştü. O güne kadar dünya sivil havacılık tarihinde gerçekleşen en büyük kazada 346 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Uçağın yapımcısı Amerikan Douglas firması hatayı kabul ederek tüm DC-10 tipi uçaklarını kontrole aldı. 18 Mart 1974. Pakistan'ın devrik başkanı Zulfikar Ali Bhutto, muhaliflerinden birine suikast düzenlettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı. 12 Mayıs 1974. Erzurum'un Olta ilçesinde bir lignit ocağında girizu patlaması oldu. 10 işçi hayatını kaybetti. 15 Mayıs 1974. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, gazeteci Hasan Tahsin adına İzmir Konak Meydanı'na dikilen ilk kurşun anıtını açtı. 24 Mayıs 1974. Caz efsanesi Duke Ellington hayatını kaybetti. Hükümetimiz haşhaş ekimine sınırlı olarak izin verirken 5 Temmuz 1974. Bakanlar Kurulu Türkiye'de haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. 7 ilde haşhaş ekimine müsaade edildi. Karar Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisine yol açtı. Başbakan Bülent Ecevit, "Nerede ne ekeceğimize kimse karışamaz." dedi. Solution, 16 Temmuz 1974. Türkiye, Kıbrıs'taki darbeye karşılık İngiltere'ye iki garantör devlet olarak Kıbrıs'a müdahale önerdi. Londra'ya giden Başbakan Bülent Ecevit'in İngiltere Başbakanı Wilson'a yaptığı öneri kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. 18 Temmuz 1974.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın yardımcısı Sisko, Londra'ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit'in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlılarla görüşmek üzere Atina'ya hareket etti. 18 Temmuz 1974. Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran yeşil hatta hava gerginleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantısında Kıbrıs'ta darbeyle ortaya çıkan durumu görüştü. Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın özel temsilcisi Sisko Ankara'ya geldi. Sisko'nun Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayacağı anlaşıldı. Bunun üzerine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir filo 19 Temmuz'da çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı. Yunan cuntası Bülent Ecevit'in tüm önerilerini reddetti. ...20 Temmuz 1974. Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava, deniz ve kara birlikleri Kıbrıs'a indirme ve çıkarma yaptı. Belirli hedeflere doğru ilerledi. Girne'den Lefkoşa'ya kadar uzanan yolu tamamen kontrol altına aldı. Rum ulusal muhafızlarının Lefkoşa'daki üsleri bombalandı, Türk birlikleri yeşil hata dayandı. ...20 Temmuz 1974. Sabah saat 01:45'te Sisko, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na geldi. 20 Temmuz 1974. Başbakan Bülent Ecevit, "Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için adaya gidiyoruz," dedi. Yalnız Türklerin değil, müstevli durumundaki kendi soydaşları elinde özgürlüklerini ve can güvenliklerini yitiren Rumların da kurtarıcısı olarak Kıbrıs'a giden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini, bütün ada halkını ve yüce Türk ulusunu Allah korusun. 21 Temmuz 1974. Türk jet uçakları Yunan gemisinin Bafa'ya personel ve malzeme götürdüğünü tespit ederek dönmeleri için ihtarda bulundu. Yunan gemileri deniz ve havadan yapılan ihtara uymayarak Türk donanmasını ateş etti. Kocatepe muhribi yanlışlıkla Türk uçaklarınca batırıldı. 22 Temmuz 1974. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Dışişleri Bakanlıkları yetkilileri aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Yunan cuntasının Kıbrıs'ta iş başına getirdiği Nikos Samson, Cumhurbaşkanlığından istifa etti. 22 Temmuz 1974. İkinci çıkartma birliği olan 39. Tümen adaya çıktı ve havadan inmiş olan birlikle birleşti. Saat 17'de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri Laptat, Girne, Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre görüşmelerinin sonucunu beklemeye başladı. 22 Temmuz 1974. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için yaptığı ateşkes çağrısını kabul etti. 23 Temmuz 1974. Kıbrıs'ta 3 günlük harekatta 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi. Eller. 23 Temmuz 1974. Yunanistan'da junta karşıtı güçler darbe yaptı ve demokratik yönetime geri dönüldü. 2 gün sonra Karamanlis başbakan olarak göreve başladı ve ateşkes ilan etti.
25 Temmuz 1974. Kıbrıs Ateşkes Görüşmeleri Cenevre'de başladı. 26 Temmuz 1974. Karamanlis, Yunanistan'ı NATO'nun askeri kanadından çıkardı. 26 Temmuz 1974. Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, "Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez," dedi. 9 Ağustos 1974. Richard Nixon'ın istifasıyla yardımcısı Gerald Ford, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk seçilmemiş başkanı oldu. 17 Ağustos 1974. Türk birlikleri Karpaz Yarımadası'nı gerilla saldırıları düzenleyen Rum askerlerinden arındırdı. Son olarak ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek Yeşilırmak bölgesine mahsur kalan Türkleri kurtardı. 18 Ağustos 1974. Kıbrıs'ta ateşkes ancak 6 saat sürdü. Rumların ateş etmesine Türk birlikleri karşılık verdi. 19 Ağustos 1974. Rumlar, Kıbrıs'taki Amerika Birleşik Devletleri elçisi Roger Davis'ı öldürdü. 20 Ağustos 1974. Magosa'ya 15 kilometre uzaklıktaki Türklere ait Atlılar Köyü'nde Rumlar tarafından yapılan katliam ortaya çıkarıldı. Bir çukura gömülmüş 57 Türk'ün cesedi bulundu. 1 Eylül 1974. Magosa'ya bağlı Murat Ağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk'ün öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı. 14 Eylül 1974. Sinema oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney, Adana'nın Yumurtalık ilçesi yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürdü. 20 Eylül 1974. Honduras'ta kasırga oldu. 10 bin kişi hayatını kaybetti. 29 Kasım 1974. Pakistan'da deprem oldu. 4700 kişi hayatını kaybetti. 'Almanak TV' bilginiz olsun diye 1974 yılının önemli olaylarından bazılarını bu videoda yayınladı. 1975 yılının almanağında buluşmak üzere. Almanak TV, bilginiz olsun.